Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. 11 Mayıs Salı günündeyiz. Miladi Hicri takvime göre de 29 Ramazan-ı Şerif günündeyiz. Artık e, son günlerini yaşıyoruz Ramazan-ı Şerif'in. Bayrama doğru adım atmaya çalışıyoruz. Nasıl, ne kadar bayram olacak bizim için bilmiyoruz. <laughs> Hüzün dolu yüreğimiz Mescid-i Aksa'da yaşananlar, Filistinli kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar, sadece o değil tabii ki. Yani e, Mazlum coğrafyalar dediğimiz İslam coğrafyalarının her birinde maalesef ne yazık ki sıkıntı hakim. Rabbim tez vakitte inşallah Müslüman kardeşlerimizi bu kafirlerin mezaliminden, zulmünden kurtarsın inşallah diye dua ederek başlayalım. Dünden beri çok acayip görüntüler var. Elbette sizler de görüyorsunuz artık bunu sosyal medya olduğu için. Dakikasında artık ekranınıza düşüyor. Siz de oradan izliyorsunuz. İzleyince ne hissediyorsunuz? Valla bizim içimiz perişan. Yani Mescid-i Aksa'da orada imam çıkıyor, sala okuyor, sonra... Nerede Selahaddinler, nerede onurunuz diye haykırıyor Müslüman coğrafyaya. Ee, tabii bizi de derin bir düşünce alıyor hakikaten. Ee, i̇nsan acizliğini, zayıflığını hissettiği zaman daha bir e, perişan oluyor. Yani esas mesele o. Rabbim bize, ecdadımıza bahşettiği ahlakı, önce ahlakı. Çünkü o ahlak bizim üzerimizde olmadıkça, Maalesef Cenab-ı Hak o gücü ve kudreti de taşıyamayacak, o ahlak olmadıkça o güç ve kudret de maalesef en azından Cenab-ı Hakk'ın yolunda kullanılamayacak hale geliyor. Bu sebepten dolayı önce o ahlakı ve maneviyatı bizlere bahşetsin inşallah, sonra o gücü ve kudreti bizlere nasip etsin, basiret feraset versin bize bizi şuurlandırsın inşallah diyelim. Bizim de tabii bir çabamız, gayretimiz olması lazım. Kuru kuruya olmuyor o işler. Yani okumak, araştırmak, öğrenmek, sıkı sıkıya birbirimize kenetlenmek, efendim neler yapabileceğimizi keşfedebilmek, bu konuyla ilgili bir arada olabilmek, efendim sebat halinde olmak, sabretmek, e yavaş yavaş zafere doğru e, giden bir yolda tabii ki ufak tefek adımlar atılır önce. Böyle koca koca dev adımlar atılamaz ama o en başta atılan küçük adımlar bile zafere giden yolun tamamına bakıldığında aslında ne kadar dev adımlarmış insan fark etmez en başında. Rabbim bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Bizleri bu zelil durumdan, kurtarsın inşallah en kısa vakitte diye dua ediyoruz. Ve Rabbim Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. İsrail'i kahru perişan eylesin. Planlarını alt üst eylesin. Dünyada yerin dibine soksun. Rezil eylesin. İnşallah tarumar eylesin diye dua ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz her gün teravih namazının faziletlerinden bahsetmiştik sizlere. Bugün de geleneği bozmayalım. Bir Ramazan boyunca bu şekilde açtık yayınımızı. Dolayısıyla son teravih akşamında e, ne kazanacağız? Ona bir bakalım. 30. 30. teravih kılacağız nasipse bu akşam. Ve teravih namazının faziletlerini Ali İbni Ebu Talip radıyallahu anh bize haber veriyor, bildiriyor. Kitabül Mevaiz fi Finunil Mecalis'ten şöyle 30. teravih kılan kişiye Allahü Teala ey benim teravih namazlarını bitiren kulum cennet meyvelerinden ye. Selsebi gözesinden yıkan ve Kevser suyundan iç. Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun buyuruyor e, işte bu bir koca bir teravih iklimi diyelim buna da oradan geçince onun havasıyla havalanınca onun suyuyla yıkanınca cennete daha bir biraz daha adım atmış oluyoruz ve cehennemden uzaklaşmış oluyoruz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diye dua ediyoruz ve Rabbimden sizler için bir göz aydınlığı temenni ettiğimizi sizlere de duyuruyoruz efendim. İnşallah Rabbim gerçek bayramlara eriştirsin, kavuştursun bizleri. Bak işte bir Ramazan'a doğru gidiyoruz ama ne kadar sevinç var. Üzerimizde koronavirüs diye bir musibet var bir defa. Bu bir. İkincisi, işte Müslüman coğrafyaların her birinden ahlar duyuluyor, Feryad-ı figanlar yükseliyor. Sadece Filistin değil, işte Doğu Türkistan'da, efendim Arakan'da, yani Suriye'de e, feryad feryadı figanın yükselmediği yer yok maalesef. Rabbim her birinin yar ve yardımcısı olsun. Bizi de buna inşallah Cenab-ı Hak onlara yardım etsin. O yardımı da bizi memur kılsın. Çünkü tarih boyunca bizim üzerimize e, bir vazife gibi adeta biz de buna gönüllü olarak bu millet tarih boyunca hep mazlumlara yardım etmiş. Hatta bunun için din, dil, renk, ırk ayırt etmeden koşmuş ve bugün de hala daha o sorumluluğunu, o vazifesini ifa etmeye çalışan bir milletiz. Ancak baktığımız zaman bu Müslüman kardeşlerimiz için ancak sesimizi yükseltebiliyoruz, daha başka bir şeyler yapamıyoruz. Tabii ki işin içerisinde dünya kadar siyasi ve politik dengeleri gözetmek, her şeyi iyi hesap edebilmek gibi pek çok hesap edilmesi gereken parametre var. Bunlar da bir gerçek. Yani şu an İsrail'e mesela efendim ne duruluyor? İsrail güçten anlıyor. Dün biz de söyledik yani güçten anlıyor. Hadi harekete geçilsin, hadi bir şeyler yapılsın falan diyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Daha dün işte ABD dolar üzerinden bir operasyon çekti de oho hükümeti yerden yere vurduk efendim. Yani güya vicdanlarımızda e, yerden yere vurduk. E, bir dünya olaylar oldu, eleştiriler oldu, şu oldu, bu oldu. Daha biz yani basit şeylerden, malımızdan kaybetmeyi bile göze alamıyoruz. Ekonomimizin bozulmasını dahi göze alamıyoruz. E savaş dediğin şey kolay bir şey değil. Öyle hadi ya savaşalım demekle olmuyor. Yani önün arkasını düşünmek lazım. iyi hesap etmek lazım vesaire. Şimdi koronavirüs tablosundaki son verilere falan bakacağız ama şu Abdülkadir önce Mescid-i Aksa'daki son durumu paylaşalım. Dün e, Hamas 7 tane roket fırlattı İsrail'in üzerine. İsrail bu roketlerden bir tanesini havada imha etti, altısının da boş araziye düştüğünü duyurdu. Bunu da anlayamıyorum. Yani hakikaten nasıl oluyor böyle? Hadi bir tanesini havada imha ettiler, gök kubbe dedikleri e, şey devreye girdi İsrail'in. Peki altı tanesi nasıl boş araziye düşüyor? Ben bunu anlayamıyorum hakikaten. Yani Nasıl hedefleniyor, neden isabet ettirilemiyor, bunu bir türlü çözebilmiş değilim. Lakin İsrail bunu bahane etti ve e, Batı'yı da arkasına aldı. Hava operasyonlarına başladı. Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurdu ve o saldırıda sivillerin üzerine bomba yağdırdı. 9'u çocuk, 21 Filistinli ne yazık ki e, şehit düştü. O haberin ayrıntılarını bir aktaralım. Görüntüler hakikaten e, çok kötü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra yaptığı bu açıklamayı. Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 9'u çocuk, 21 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiği belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu, terörist İsrail ordusu Gazze'ye bugün düzenlediği saldırıda 3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Filistin direniş grupları işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah mahallesindeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle dün 18'e kadar süre tanımıştı. Bu gerçekleşmeyince 7 adet roketi Filistin'e doğru ateşledi. Ee, özür diliyorum, İsrail'e doğru ateşledi. Ve az evvel de aktardığımız gibi bu roketlerden biri havada imha edildi. Altısı Boş araziye düştü ve sonrasında İsrail e, hava saldırısına başladı. Bu hava saldırısında 9'u çocuk, 21 Filistinli şehit düştü. Hastaneler yaralılarla doldu. 65'in üzerinde yaralı var. Bazı kaynaklar 330 olarak veriyor ama o zannediyorum e, Gazze'deki, e, özür diliyorum, hem Gazze hem Mescid-i Aksa'daki e, olaylarda yaşanan Yaralanmaları topyekün hesaba katılıyor ve ilerleyen saatlerde dün akşam Mescid-i Aksa'da yine olaylar çıktı ve İsrail yine saldırdı oradaki Filistinlilere. Bu saldırıda Anadolu Ajansı Orta Doğu muhabiri Turgut Alp Boyraz'da plastik mermilerle vuruldu ve yaralandı. Durumunun iyi olduğu belirtildi. Evet, görüntüler bu şekildeydi. Ee, İsrail savaşçı uçakları Filistin'i vurdu ve 9'u çocuk, 21 Filistinli şehit düştü. Tabii şimdi şunu sormak lazım, yani ne oldu? Hamas'ın yaptığı bu e, hareketle beraber kaç günden bu yana, Ramazan'ın başından bu yana, o sivil direniş maalesef şu anda Batı bunu hemen bahane etti. Hamas'ın o dün akşam gönderdiği 7 roketi ve dedi ki İsrail'in kendisini savunma hakkı var. Biz bu konuda onlarla işbirliği içerisindeyiz dedi. Olmak zorundalar bakın. Yani istedikleri için falan demiyorum. Zorundalar. Çünkü e, Siyonistler dünyayı çepeçevre sarmışlar ve elde ettikleri ekonomik güçle bütün dünya ülkelerini tehdit edebilecek boyuta gelmişler. Böyle bir pozisyonda onların yapabileceği pek bir şey yok. Ama Hamas o roketleri göndermemiş olsaydı, bakın bu tarafı eleştiriliyor bir taraftan da, göndermemiş olsaydı bu sivil direniş ve o onurlu dik duruşla beraber Filistinliler, dertlerini daha iyi duyurabilecek, batıyı da yanına alabilecekti. Şimdi ne yapılırsa yapılsın göreceksiniz batı bu başka hiçbir roket saldırısı vesairesi olmasa bile sadece dünkü o ve hiç can kaybı olmasa bile yaşanmasa bile yani hiç isabetli bir atış olmasa bile bunu bahane ederek oradaki sistematik bir şekilde İsrail'in zulmüne kılıf yapacak bunu. Yani şimdiye kadar olan neyse bundan sonra da yapacağı şey o biz bunu biliyoruz yani tecrübe edilmiş bir şeyi defaatle tecrübe etmenin anlamı yok savaş hiledir öyle ya da böyle yani neden onu ateşledin niye bu yapıldı bunu anlayabilmiş değiliz yani ne oluyor bölgede ve hiçbir isabet de yok benim hakikaten dün bu yaşanan olaylardan sonra zihnim bulanmaya başladı yani ya bir tane mi isabet ettirilemez? Yani yedi roketten. Bir tanesini havada imha ettim diyor. Yani İsrail'in o e, gök kubbe dediği şeyde öyle yüzde yüz başarılı bir sistem değil ki. Tamam havada roketi imha etme kabiliyeti var ama her roketi de değil. Yani bunun da bir kapasitesi var. Nitekim sadece bir tanesi imha edildi, altı tanesi boş araziye düştü. Ve İsrail bunu bahane ederek... Şehir meydanını bombaladı Gazze'de. Dokuzu çocuk, 21 kişi şehit düştü. Bir, bir o kadar da yaralı var. Yaralıların da durumu ağır. Çünkü bölgede hastanelerin de durumu fevkalade kötü. Tıbbi cihaz yok, malzeme yok. Doktorların maaşları aylardır ödenmemiş. Zaten pandemi sıkıntısı var bir taraftan. Yani son derece kötü bir durumdayken niye böyle bir şey yaptı e, Hamas? Neden yani? İşin siyasi tarafı da güdülmüyor. Niye böyle bir ayrılık gayrılık var? Hala daha Filistin'de bir türlü anlayabilmiş değiliz. Ya eğer biz böyle ayrı gayrı hareket ederse, yani bu dava nasıl güçlü dimdik ayakta duracak, nasıl ilerleyecek? Bir taraftan da bu tabi sorulması, soruşturulması lazım. Bak, Arap Birliği'ne onlarca çağrı yapılıyor. Ya ne Ürdün geliyor, ne Mısır bir açıklama yapıyor, hepsinin her birinin başında maalesef İsrail'le normalleşmeyi daha çok önceleyen kafalar var, zihniyet var. Bir tek Türkiye var ve birkaç tane, bir de Arap e, halkı var yönetimden ayrı olarak değerlendirmemiz lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya Mısır halkı bizimle ters düşmek istemez diye, çok doğru. Efendim Suudi Arabistan halkı, Mekke Medine halkı asla ters düşmek istemez. Çok doğru. Efendim Ürdün asla ters düşmek istemez. Çok doğru. Çünkü tarihte, geçmişte, tarihi incelediğimiz zaman bile İngilizlerin galeyanına gelip de Osmanlı'ya karşı böyle hani hep onu söylerler tarihi böyle çarpıtmak istemeyen demeyeyim de bir penceresinden bakan ve onu ele almaya çalışan kişiler. İşte Araplar bizi sırtımızdan vurdu gibi. Hatta o kişiler şu anda bizim ne işimiz var Filistin davası. Adam onu sadece şey olarak görüyor. Yani çünkü kendisini Müslüman görmediği için, Müslüman hissetmediği için Mescid-i Aksa davasının ne anlama geldiğini adam daha kafasında, zihninde çözememiş. Yani Böyle bir vaziyetteki insana da bir şey anlatamazsın. Daha bir de içeride bunlarla da bunlara laf anlatman lazım. Yani böyle de bir durum var. Neyse, e şimdi baktığımız zaman halklar elbette bizimle birlikte ama ne kadar, ne ölçüde yani ne kadar destek bulunabilir, e, ne yapılabilir. E, elimiz, kolumuz maalesef şu anda bağlı değil ama hareket alanımız, kabiliyetimiz çok dar ve zor. İnşallah Rabbim elimizi kuvvetlendirsin, genişletsin hareket kabiliyetimizi ve e, Rabbim bizlerin yolunu açsın, bahtını güzel eylesin. Rabbim bizlere gerçek bayramı yaşatsın, tattırsın inşallah diye dua ediyoruz. Amin. Bolca da dua edelim. Başka elimizden hiçbir şey gelmiyor ne yazık ki. Ha, telefon diplomasisi yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü. Efendim, e, Kuveyt Emiri ile Es Sabah'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hamas siyasi şefi efendim, İsmail Heniye olsun, yine Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşmeler gerçekleştirdi. Ve bu görüşmeler ışığında elbette bir hareket edilecek. Türkiye Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve çağırdı ama şu an hala ses duyulabilmiş değil. Herhangi bir şey de yapmış değil. Vaziyet bu. Bugün ne olacak bakalım. Olaylar devam ediyor. Aktaralım. Zalim İsrail polisi işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te yine fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinli murabıtlara saldırdı. İzleyelim. Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Zalim İsrail polisi Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanlara saldırırken göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. İşgal güçleri tekrar saldırıya geçti. İsrail polisi işgal altındaki Meşcid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Müslümanlarsa zulme karşı direniş başlattı. İsrail polisinin kıble mescidine onlarca gaz bombası atmasına rağmen Filistinliler direnişe devam ediyor. İsrail güvenlik güçleri Filistinlilere karşı ses bombası ve plastik mermi kullanıyor. İşgalci güçlerin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırması sonrası bölgede çatışmalar yaşanıyor. Olaylarda yüzlerce Müslümanın yaralandığı belirtiliyor. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Alharuf'u göğsünden plastik mermiyle vurarak yaraladı. Mustafa iki gün önce de sırtından vurulmuştu. Aksa kapılarındaysa aşırı sağ partilerin üyeleri içeri girmek için bekliyor. Tapınak grupları da Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştirmeyi umarak Mağaribe kapısının girişinde harekete geçmeye başladı. İşgalci polisler aksanın dışında da gençleri darp ediyor, tutukluyor. Bir işgalci yerleşimci kullandığı araçla Kudüs'teki Aslanlar Kapısı'nda bir dizi Filistinli'nin üzerinden geçti. Olayda bir Müslüman yaralandı. Evet korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor İzlemeye bile dayanamıyoruz e, bu görüntüleri maalesef. Bu arada işte dünkü o saldırıdan bu yana kadar yine İsrail'in polisin müdahalesi devam ettiği için yaralanan sayısı 281 olarak açıklandı. Bu sıcak bir bilgi ve e, yani benim takip ettiğim kadarıyla şu anda yaralı sayısı 600'e aşmış durumda. Zaten Filistin'deki hastanelerin Durumu da çok kötü. Onlar da feryat figan ediyorlar. Acil yardım kampanyaları başlatıldı, çeşitli dernekler başlattı. Bu tabii nasıl gidecek bilmiyorum ama birkaç tane yardım kuruluşu var. Onlar tabii çok öteden beri devam ettikleri için yardıma sürekli bölgeye, onlar tabii daha iyi biliyorlar, bağlantıları daha kuvvetli. Tabii bir taraftan da yardım gelmesini engelleyecektir İsrail. Şimdi Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El Kisvani, e, Haremi Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Neredesiniz, nerede onurunuz, nerede Selahattinler diye haykırdı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlöründen İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Nerede Selahat dinler diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, fanatik Yahudiler bedenlerimizi çiğnemeden hareme giremezler dedi. İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben nerede onurunuz ifadelerini kullandı. İsrail polisinin saldırılarında gözaltına alınanlardan Meryem Afifi onun da görüntüsünü izlemişsinizdir ama biz bir kez daha ekranlarınıza getirelim. İsrail askerlerine söyledikleri ders gibi sözler karşısında zalim İsrail askerleri ses bile çıkaramıyor. Yani çünkü o da belki kendi vicdanında bilmiyorum sorguluyordur belki. Ya biz burada silahsız e, sopasız, hiçbir şey yok yani ellerinde artık sapan dahi yok yani Mescid-i Aksa'ya ibadet etmek için gelmiş insanlara karşı bu zulmü neden yapıyoruz diye belki bir an sormuştur. İzleyelim. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam kapısıyla Şeyh Cerrah mahallesindeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinin Şam kapısında Filistinli gençlere müdahale etti. Gözaltına alınanlardan Meryem Afifi'nin İsrail askerlerine söyledikleri ders gibi sözler karşısında zalim polisin bile ses çıkaramaması an be an kaydedildi. What did I do? Just defending a girl who was being beaten. That's why I'm arrested now. Defending people that are going to be kicked out of their houses. How do you feel? No, I know that you're a human and maybe you have a family, you have kids. Do you want your kids to grow up and to grow old defending their own side, defending the oppressors? This is what did you this is what you wanted to be when you were young, when you were a child, to be in the wrong side. This is what you wanted. When you were a child dreaming to grow up and having big dreams, this is what you wanted? to, be, to be in the side of oppressors. Evet yani Afife'nin bu sözleri tabii e, çarpıcı e, soruları ama İsrail gerçekten de çocuklarını böyle yetiştiriyor. Yani henüz daha 4-5 yaşlarından itibaren Müslümanları e, ve özellikle Filistinlileri gerçek bir düşmanmış gibi e, yetiştiriyor. Hedeflerini hatta çocuklara silah atışı talimi yaptırıyor. Efendim, e, yani en küçüklükten itibaren bu şekilde bir makina gibi yetiştiriyor adeta çocukları e, ve bunun böyle bir yetişen bir zihnin e, zihniyetin aksini düşünebilmesi mümkün değil. Yani gerçekten de mümkün değil. Dolayısıyla o sadece dinledi, dinledi, dinledi. Kayıt kesildikten sonra belki de döndü yönünü gitti yani hiç umurunda bile değil. Çünkü insan olarak görmüyor. Bakın insan olarak görmemek çok acayip bir nokta artık. Ve İsraililerin tamamı şu anda dünyanın geri kalan e, tamamını kendi inanç dünyaları içerisinde insan olarak görmüyorlar. Kendilerinin sadece insan olarak yaratıldığını, diğerlerinin de kendilerine hizmet edecek olan yaratıklar olarak görüyorlar. Böyle bir zihinleri var, böyle bir e, sapık inanışları var ne yazık ki. Tabii mesele ne? Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelerin tahliye edilmesi. Zaten şey buradan başladı yani e, bu çatışma ortamı bu şekilde oluştu ve buna tepki gösteren Filistinliler... Mescid Aksa'nın Şam kapısında. Gerçi adet olduğu üzere yani her Ramazan orada toplanıyorlar ama İsraililerin amacı orada esas yerleşimcilerini koyup Filistinleri oradan tahliye etmek ve adım 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 o bölgeyi de işgal etmek ilhak etmek istedikleri şey bu. Zaten bunu öteden beri yapıyorlar. Haritaya baktığınız zaman 1947'den bu zamanki gelen haritaya baktığınız zaman İsrail'in bunu adım adım nasıl gerçekleştirdiğini sizler de görebilirsiniz. Onca şey yaşanınca tabii İsrail bu tahliyeleri bakın durdurdu demiyor haberde. Ertelemek zorunda kaldı. Ama hala daha bu planını gizli tutuyor, diri tutuyor. Bunu en kısa zamanda yapmak istiyor. Çünkü bütün hazırlıklarını bölgede tamamlamış vaziyette. Böyle de bir durum var. İzleyelim. İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre İsrail, uluslararası baskılara boyun eğerek Doğu Kudüs'te yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden çıkarma planını erteledi. Habere göre ABD İsrail'den Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilere saygıyla davranılmasını, tahliye ve ev yıkımlarının durdurulmasını talep etti. ABD Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada çoğu nesillerdir orada yaşayan Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması durumu nedeniyle de derin şekilde endişeliyiz. Yetkililere Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine şefkat ve saygıyla davranma, bu karmaşık tarihi davaları kendi bütünlüğü içinde ele alma ve gerçek insanların hayatını nasıl etkilediğini değerlendirme çağrısı yapıyoruz ifadelerini kullanmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada da Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz denilmişti. Evet. İsrail'in planını ertelediğini ama iptal etmediğini biliyoruz. Şimdi İsrail'i korkutan şeyler de yok değil elbette, var. Onlardan biri de tarih. Gerçi zaten İsrail'in şu anda sınırları bile tartışma konusu. Yani net bir, belirgin bir sınırı, kabul edilmiş bir sınırı falan yok. Mücadeleleri zaten bu sınırları tamamen resmileştirmek ve kalın çizgilerle çizip dünyaya da bunu tanıtmak. Bu da planları arasında ve mücadele sebepleri arasında. En çok korktukları şey de Kudüs'e ait tapu kayıtlarının ortaya çıkması. Çünkü bu resmiyet kazanıyor. Peki tapu deyince kimde bunun tapusu? Bizde. Yani enteresan bir şey ama Kudüs'ün tapusu bizde Osmanlı'ya Osmanlı'nın Kudüs'e ilişkin, tapu kayıtlarının ortaya çıkması İsrail'i fena halde korkutuyor. İsrail biliyor, biz bilmiyoruz. İsrail korkuyor bu durumdan, biz farkında bile değiliz. Yani bize o kadar çok unutturulmuş ki her şey. Biz o tapu kayıtlarını bulsak okuyabilir miyiz? Mesela basitinden bir soru. Maalesef okuyamayız. Ama neyse ki aramızda okuyabilenler var, çok şükür. Ee, bu İsrail'in korkulu rüyası geliyor şimdi de ekranlarınıza. Terör devleti İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaları yıkarak ya da sahiplerini evlerinden çıkararak Yahudi yerleşimciler için zemin oluşturuyor. Ramazan ayına rağmen günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el konulması İsrail korsanlığının son örneği. Ancak İsrail'in devlet politikasına çevirdiği sistemli yayılmacılıkla el koymaya çalıştığı taşınmazlara ilişkin Osmanlı arşiv belgeleri büyük oyunu bozuyor. Türkiye'nin arşivlerinde Osmanlı'dan Kudüs'e ait 47 zabıt kayıt defterinde 171.306 topu kaydı bulunuyor. Ayrıca Türkiye arşivlerinde Kudüs'e ait Hicri 950 yılıyla 1917 yılları arasındaki kayıtlar da mevcut. Tapu kayıtlarının örnekleri Türkiye tarafından bir süre önce Filistinli yetkililere teslim edildi. İsrail'in ise Türkiye'den tapu kaydı istemediği bildirildi. İsrail'in böyle bir istemde bulunmasının Filistin'i işgal ettiğini kabul anlamına geleceği olarak değerlendiriliyor. Kudüs'e ilişkin özel mülkiyet kayıtları arasında Sultan II. Abdülhamit Han'a ait tapular da bulunuyor. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Kudüs'te 139 tapu kaydından 137'si geçmiş dönemde hazineye devredildi. İkincisi ise Kudüs Eriha bölgesinde Söz konusu kayıtta Abdülhamit adına kayıtlı 30 bin dönümlük arazi gözüküyor. Evet, şöyle bir mesajlara bakalım. Birkaç tane mesaj gelmiş. Ee, onları aktaralım. Sultan Gazi'den Ahmet Ülkü selamlarını göndermiş. Ee, hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun. Efendim, e, İsa Mülayim yazmış. Allah yar ve yardımcısı olsun. Filistinli kardeşlerimizin hayırlı sabahlar dilemiş. Allah razı olsun. Sapanca'dan Hira ailesi selamlarını göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri Hayber'de kalenin dışına çıkarabilmek için hurma ağaçlarını kesme kararı almıştı. Şu anda bizlerin birey olarak acilen dua ve Yahudi malların dua ve Yahudi mallarına ömür boyu boykot kararı almalıyız. Bu da tepkinin en zayıfıdır diyor. Tepkinin en zayıfı belki ama güçlü bir şey. Yani bunun gücünü bazen kendi zihnimizde bile algılayamayabiliyoruz. Ama bu boykot gerçekten çok etkili bir şey. E, düşünün yani bugün başlamış olsak ve bunu sistematik hale getirsek, dalga dalga da yayılsa bu. Yani İslam coğrafyasının tamamına az değil. Bugün zaten İslam coğrafyasının tamamı bu tür e, menşei, ABD olan, İsrail olan bunların pazarı konumunda yani. Dolayısıyla bu tüketimden biz vazgeçsek ve alternatife yönelsek, herkes yerli kalitesine bakmadan çünkü şöyle bir yanlış gidiyoruz bizim yerli ürünlerimiz kalitesiz falan değil kaliteli kalit bir düşük kaliteli olanlar da tercih edilemediklerinden ya da pazarda bir alternatif oluşturmak için ulaş, ulaşılabilirlik noktasında ya sisteme yani bunu bile bile, bile, bile bile yapıyorlar ya da bununla alakalı yeterli çalışmayı, arge çalışmasını yapabilecek kaynağı elde edemiyorlar. Niye? Çünkü pazarda daha dar bir alana hakimler. İşte biz dışarıya akıttığımız bu parayı içeriye harcamış olsak, kendi yerli ve milli ürünlerimize yönelmiş olsak, bunların da inanılmaz derecede zarara uğrayacaklarını biliyoruz. Yani az bir şey değil, az bir tepki değil bu. Epey iyi bir tepki, güzel bir tepki ama bir türlü oturtamadık bunu maalesef. Dün de bahsettim ya bir Japon bir sıkıntı olsa mesela bir şey lazım olsa kendi ülkesinden tedarik etmeye çalışıyor. Bir Çinli aynı şekilde kendi ülkesinden tedarik etmeye çalışıyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Aidiyet hissetmiyoruz yani. Bunun farkında değiliz. Bunun ne demek olduğunu bilmiyoruz çoğunlukla. Yani Kuru kuruya bir milliyetçilik dediğin şey esasında bu. Bak ırkçılıktan ayrılan noktası bu. Ya kardeşim bunu benim vatandaşım üretmiş mi? Üretmiş. Benim ülkem üretmiş mi? Üretmiş. O zaman ben niye bunu kullanmıyorum? Demiyoruz. Maalesef reklamların ve işte o süslü markaların vesairelerin rüzgarına kapılıp hatta onu elde edebilmek için de birbirimizle yarışıyoruz. Elde ettikten sonra da bir de caka satıyoruz. Tuhaf bir şey yani gerçekten enteresan bir şey. Bakın Kundura'da ve tekstilde dünyanın en ileri seviyede ülkelerinden biriyiz. Ama marka değerimiz yok hiçbir şekilde. En kaliteli tekstil bizde. En kaliteli ayakkabıcılık sanayi bizde. Bak bunu bilerek söylüyorum yani. Ama maalesef bir marka çıkaramadığımız için şimdi Türkiye'nin çok güzel, kaliteli ürün yapan markalaşma yolunda işte adımlar atmaya çalışan şeyleri var. Hadi gençlere bir onu koy. Bir de Amerika menşeili işte sahiplerinin Yahudi olduğu şeyleri koy bakalım. Markaları koy. Hangisini tercih edecek? Yani biz gençlerimize bir bilinç, bir şuur aşılamamız lazım. Bu tür şeylerle bir yere varılamayacağını, efendim caka satmayla falan bir iş olmayacağını, e, marka budalalığından vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Ama ne kadar ses, sözümüz geçer, ne, zaman, ne kadar ses, sesimiz duyulur e, bilmiyorum. Böyle bir durum var maalesef. Efendim şimdi bu arada İdlib'den de acı bir haber geldi, onu da aktarmış olalım. Bir askerimiz şehit oldu ne yazık ki ve dört askerimiz de yaralandı. İkmal konvoyuna yönelik düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, dört askerin de yaralandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaralıların acil olarak hastanelere sevk edildiği ve tedavi altına alındığını belirtti. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yani İdlib'de. Ve hayatını kaybeden askeri personelimiz için Mehmetçiğimiz için de başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanlığı bu sıcak bilgiyi de sizlere aktarmış olalım ve Mehmetçik Türkiye'nin önemli katkı sunduğu çok uluslu bir tatbikata katılacak. O tatbikat için yola çıktılar. İzleyelim. NATO, ABD ve barış için ortaklık ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı ve bu tatbikatla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 tatbikatında görev alacak Mehmetçik Tekirdağ'dan yola çıktı çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti kara tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikata katılmak üzere görev yapacak personelin Romanya'ya intikali başladı. Tatbikata katılacak 1356 personel, 214 askeri araç, 39 römork ve 128 konteyner kara veya hava yoluyla Romanya'ya hareket etti. Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Cincu kentinde tatbikata katılacak. 4 farklı ana tatbikatın bileşiminden oluşan tatbikatta 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Katla ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti, süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor. Koronavirüs tablosundaki son duruma bir göz atalım sevgili izleyiciler. Geride bıraktığımız gün içerisinde yapılan e, test sonucuna göre... 282 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. 13.604 yeni vaka tespit edildi. Yapılan 213.863 testten ve 1.734 hasta belirlendi. Bunların da tedavilerine başlandı. İyileşen sayısı 26.953 olarak belirlendi. Şunu anlayamıyorum. Yani vaka sayısı düşüyor, iyileşen sayısı da düşüyor. İşte o nasıl oluyor onu bir türlü çözemedim. Yani vaka sayısı azalırken iyileşen sayısı da illa azalacak diye bir e, kaide yok. E, bazen bu tabloya bakınca şaşırıyorum ama tablo bu, resmi olarak açıklanan şey bu. Ne kadar da arkada başka şeyler düşünülse de insanın zihni çünkü ya Allah Allah acaba hani bu tam manasıyla e, doğru verileri ortaya koyabiliyor mu diye... Fakat baktığımız zaman e, resmi olarak açıklama bu. Test sayısı bu şekilde 300 binlerden 213 binlere kadar düştü. Bunun nedeni temaslı sayısının azalması, tam kapanmayla birlikte dolayısıyla vaka sayısı da az çıkıyor, hasta sayısı da bununla beraber az çıkmış oluyor. Vefat sayısı önemli olan yani can kaybı sayısının düşüyor olması bu sevindirici bir gelişme. Bir sevindirici gelişme de ağır hasta sayısındaki düşüş. Orada da bir azalma var. Çünkü ağır hasta sayısı ne kadar artarsa günlük can kaybı sayısı da o kadar artıyor ne yazık ki. İyileşen ve karantinası sona eren kişi sayısı 27 bine yakın. Toplam test sayısı 50 milyona doğru yaklaşıyor. Vaka sayısı 5 milyonu aştı toplamda. Vefat sayısı 43.311'e yükseldi. Ee, ve toplam iyileşen sayısı da 4.743.871 olarak kaydedilmiş oldu. İnşallah bir an evvel normale döneriz. Yani şu bayram sonrası bilhassa herkes işine gücüne kavuşur. Bununla ilgili çeşitli çağrılar da var. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu da söyledi. Ee, hiç değilse iki gün açılsa da hani şekerciler, kırtasiyeciler, birkaç hani iş yapsalar diye bu çağrı e, karşılık bulmayacaktır elbette çünkü tam kapanma'nın ay aykırı yani hani alınan bir karardan geri adım atılmak gibi bir şey olmaz. Lakin bu 17 günlük süreden sonra artık hayatın gerçekten normale dönmesi ve e, ticari hayatın özellikle en önemlisi bu eski haline dönmesi, çarkların işleyebilmesi için çok çok önemli. Bunu hatırlatalım. Yine çünkü 4 gün daha uzatılması lazım, 5 gün daha uzatalım gibi çeşitli açıklamalar falan oluyor kulislerde. Yani 24 Mayıs'a kadar uzatılacak gibi deniliyor. Bilmiyorum ne derece doğrudur. Çünkü kulis bilgisi yani bu şimdilik asla asları yok. Ama çeşitli dedikodular dönmeye başladı. Hani hakikaten esnafın sabredecek takati kalmadı. Olsa dükkan senin diye bir tahbir vardır ya. Aynen o pozisyonda yani. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında yayınımıza devam edeceğiz efendim. Saat başında yeniden birlikteyiz. Lalegül Gül TV, Lalegül Gül Efem ortak yayınında Yeni Gün başlıyor. Programımıza devam ediyoruz. Gazetelerden haberlere geçeceğiz sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz ama önce birkaç haber daha var. Onları da aktaralım. Sonrasında gazeteler ne yazmış, ne çizmiş bununla ilgili sizleri bilgilendireceğiz efendim. İşsizlik rakamları da açıklandı. TÜİK Mart 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de işsizlik oranı Mart'ta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak %13.1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4.236.000 kişiye yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan düşerek %14.9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla %25, istihdam oranı 1.4 puanlık artışla %31.4 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti. Aksaray ili'nin Ortaköy ilçesinde serinlemek için kanala giren, baraj gölüne giren 14 yaşlarındaki iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyünde yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Sevimli yine aynı yaştaki arkadaşı Ahmet Bektik serinlemek için köylerindeki Bozkır Baraj göletine girdi. Çocuklarından haber alamayan ve yaptıkları aramada çocukların elbiselerini göletin yakınlarında bulan aileler durumu jandarmaya bildirdi. İHBAR üzerine bölgeye sevk edilen ilçe jandarma komutanlığı, sağlık, afat ve umke ekipleri ile su altı arama timi çocukların bulunması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, arama çalışmaları sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bütün tahminlerimiz burada, gölete gittikleri görüntü. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Sabırla iyi haberler bekliyoruz diye konuştu göl Afat su altı arama timinin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmaları sonucu Sevin ve Bektik'in cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulundu. Babayın, çalışmaları babayın, izleyen babayın, aile bireyleri cesetlerin sudan çıkarılmasıyla sinir krizi geçirdi. Öte yandan Sevinme Bektik ailelerinin dörder kız çocuklarının bulunduğu, kaybettikleri oğullarının ise Ortaköy Devlet Hastanesi'nde aynı gün doğdukları öğrenildi. Ve trafik kazalarına bakalım. İzmir'de trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Karaman'da yine manevra sırasında itfaiye aracının altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. İzmir'den Turgutlu istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Çambel mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerleri, ardından elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri isimleri henüz belirlenemeyen sürücüyle araçtaki bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaman'da manevra yapan itfaiye aracının altında kalan itfaiye eri öldü. ŞK idaresindeki itfaiye aracı Hamidiye Mahallesi'ndeki Karaman Belediyesi Yangın Müdahale Merkezi'nde manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan itfaiye eri Mehmet Kumlu'ya çarptı itfaiye personelinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kumlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kumlu'nun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı. Sürücü gözaltına alındı. Efendim Samsun'dan bir haber. Samsun'un Kavak ilçesinde 1596 yılında çivisiz bir şekilde ahşaptan yapılan cami turistlerin ilgisini çekiyor. Samsun'un Kavak ilçesinde asırlardır ayakta kalmayı başaran çivisiz ahşap cami, kök boyasından yapılan motifleriyle öne çıkıyor. Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından 1596 yılında yaptırıldığı bilinen tarihi Bekdemir Camisi, kentteki diğer ahşap camilerden içindeki motifler ve mihrabındaki özel bölmede muhafaza ettiği bal petekleriyle ayrılıyor. Yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi, yanındaki tarihi şadırvanla zamana direnmeye devam ediyor. Bekdemir Camisi imamı Kemal Taşkın, Anadolu Ajansı muhabirine 18 yıldır camide görev yaptığını söyledi. Zaman içinde aynı bahçede yapılan yeni cami ile Ahşap Cami'deki görevinin sürdüğünü ifade eden Taşkın, caminin pelit ağacının baltayla yontularak çivi kullanılmadan birbirine girdirme tekniğiyle yapıldığını anlattı. Taşkın yapılan incelemede caminin tarihinde bir yangın geçirdiğinin de tespit edildiğini aktardı. Bu caminin burası gelir kaynağı olmuş. Burada olan arının balını alıyorlar. Köylüce hem bir gün ziyafet edip sohbet ediyorlar. Ölmüşleri iade ediyorlar. Geri kalanıyla beraber gaz yağı ve camide hocalık yapan, hatiplik yapan 10 köye burası hatiplik yapıyormuş. 10 köy cemaati buraya geliyormuş burada hatip eşliğinde cuma namazı kılıyorlar. o hatibin parası buradan veriliyormuş. Gaz parası buradan veriliyormuş. Bu cami daha önceden ana yol üzerindeydi. Yani oradan sökülüp buraya gelmiş, kurulmuş. Yani haberde bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama yani 10 köye hatiplik yapıyor cami diyor ve hatimle cuma namazı kılındığından bahsediliyor. Bu nasıl oluyor? Cuma namazı tabi izinli herkes tatil dolayısıyla vakitte var orada ibadete ayrılıyor insanlar bir araya geliyorlar kenetleniyorlar cami eksenli bir hayattan söz ediyoruz burada yani biz ecdadın ulaştığı mertebeye ulaşabilmemizin imkanı var mı acaba diye soruyorum. Düşünmek, tartışmak lazım bunu. Ve sonra Mescid-i Aksa konusunda sesimiz neden bu kadar cılız çıkıyor acaba sorusunun cevabını da içinde barındırıyor işte bütün hepsi. Diriliş Postası'yla başlayalım artık gazetelere bakalım. 11 Mayıs Salı günü hangi manşetler atılmış? Kudüs'ün izzetini koruyacağız diyor Diriliş Postası. Erdoğan Türkiye'nin Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini vurguladı. Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniye ile yaptığı görüşmede Filistin'e tam destek sözü verdi. İsrail'in sözde Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planı Filistinlilere takıldı. Aralarında kadınların da olduğu binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da nöbet tuttu. Filistinliler işgalcilere Mescid-i Aksa'yı ve Şeyh Cerrahı boşaltın çağrısı yaptı. İsrail ise Gazze Şeridi'ne saldırdı. Gerçekleşen patlamada gazete 3 çocuk 9 kişi şehit oldu demiş ama onu biz son olarak güncelledik. 9'u çocuk 21 kişi şehit oldu. Dünya seyrediyor demiş Diriliş Postası. ve Filistin'e tam destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistinlilere destek olacağını ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini kaydetti. Filistinli aktivist Fatıma Essus Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e selam gönderdi. "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." diyen Um Eymen Türk halkına "Osmanlı'yı hatırlayın." çağrısı yaptı. Namusumuzu savunuyoruz. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu. Hüseyin, Filistin direnişi için Filistinliler kutsallarını, dinlerini, namuslarını ve şereflerini savunuyor tespitini yaptı. Diriliş postasının e, maaşeti böyle. İhanetin itirafı. Erdoğan'a karşı CHP ile anlaştık. Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP ve diğer ortaklarıyla anlaştıklarını itiraf ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sırtından hançerlediklerini kabul etti deniliyor. Normalleşme ziyaretleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülke arasındaki ilişkileri ele almak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Çavuşoğlu'nun özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları da mevkidaşıyla görüşeceği öğrenildi denilmiş. Aileler inançlarını ortaya koymalı. Profesör Doktor Sefa Saygılı zihin işgaliyle mücadelede ailenin rolüne dikkat çekti. Saygılı anne ve babanın dini inançlarını açıkça ortaya koyması ve belirsizlikten kaçınması gerektiğini belirtti. Emr olunduğumuz gibi dost doğru olacağız. Dolayısıyla gelecek nesilden de korkmayacağız yaşayacağız. Önce biz yaşayacağız. Nasihat vermekten ziyade kendimiz örnek olacağız. Çocuklarımız da bizi takip edecek. Ve bugünün en büyük maalesef sıkıntılarından bir tanesi de şu. Bizler üniversiteye kadar çocuklarımıza, gençlerimize maalesef belli bir bilinç seviyesine taşıyamıyoruz. Onları tarihlerinden bir haber, dinlerinden bir haber, geçmişlerinden, örflerinden, ananelerinden bir haber maalesef yetiştiriyoruz. E bu kadar bomboş üniversiteye giden çocuk orada artık hani yoğrulmaya hazır bir hamur haline gelmiş oluyor ve maalesef Türkiye'de üniversitelere de de siyasetin bu kadar çok içerisinde olunca yani çok kötü bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunu sizler zaten daha iyi biliyorsunuz, görüyorsunuzdur da etrafınızdan. Dolayısıyla bizim en başından itibaren, çocukluk döneminden itibaren, gençlik ve sonra e, üniversite çağına gelinceye kadar ki dönemlerinde artık iyi kötü biraz da olsa tarihini bilen, meseleleri yorumlamaya çalışan, bunun için tabii Bizim de araştırmamız lazım. Muhabbet konusu yapmamız lazım. Ne konuşuluyor şimdi? Siyaset konuşulsun da onun da boş kısmı konuşuluyor. Futbol konuşuluyor daha çok. İşte zaten sosyal medya. Hatta artık konuşulmuyor. Herkes kendi odasında, kendi ekranında vakit geçiriyor. Ve bu şekilde bir araya gelebilmemiz bile evin içinde zorken dışarıda nasıl, topluluk içerisinde nasıl bir araya geleceğiz bilmiyorum yani. Yeni Akit Gazetesi'ne geçelim. Kurtar bizi Erdoğan, Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti de Kudüs davasına sıkı sıkıya sarılan Filistinli mazlumların umudu Türkiye. Filistinlilere ait toprakları Yahudi yerleşimcileri açarak Kudüs'ü ilhak etmeye çalışan katil İsrail'in saldırıları dün de devam etti. Mescid Aksa önünde eylem yaparak Zorba İsrail'i protesto eden Filistinliler Erdoğan ve Türkiye sloganları atarken Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden seslenen bir kadın aktivist ''Gel kurtar biz Erdoğan, 500 yıl değil binlerce yıl birlikte yaşayalım'' diyerek Osmanlı'ya olan özlemlerini dile getirdi. <laughs> İsrail'e yönelik protestoların arttığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki eylemler sırasında çekim yapan Anadolu Ajansı ekibini gören Filistinli aktivist Fatıma Esus, es sevinçle kameranın karşısına geçerek, ''Şeh Cerrah'ın kalbinden Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz.'' Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun ifadelerini kullandı. Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günleri atıfta bulunan Um Eymen ''İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur. Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun.'' Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım çağrısında bulundu. Filistinlilerin Mescid-i Aksa önünde düzenlenen protesto eylemlerinde sık sık Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sloganları atması dikkat çekti. Evet, yani görüyorsunuz Filistinliler Osmanlı'yı bekliyorlar yani. Çünkü Yüzlerce yıl mutlu ve mesut bir hayat sürdüler. Ee, Osmanlı hakikaten oraya o kadar böyle hassas, o kadar narin, o kadar şefkatli, o kadar böyle önem atfederek öyle güzel davranıyordu, öyle güzel hizmetler götürüyordu ki inanılmaz bir anlam yükleyip ona sonuna kadar sahip çıkıyordu. Dolayısıyla bizim ecdadımızı anlayabilmemiz gerekiyor önce. Yani iyi analiz yapmamız, iyi tahlil etmemiz, nasıl bir milletin evladıyız, bunu fark etmemiz gerekiyor. Bunu fark ettikten sonra sıkı sıkıya geçmişimize sarılmamız gerekiyor. Zaten bu sebeple değil mi ki bizim geçmişle olan bağımız koparıldı? Bilerek her şeyin farkında olarak bütün bunlar yapıldı. Ama tabii ki koparılamadı. E, ve bugün hala daha her insanın e, Türkiye'de kahir ekseriyetinin özellikle Osmanlı'ya duyduğu özlem hat safhada e, ve bir taraftan da tabii neden böyle bir özlem? Güç ve kuvvet sahibiydik. Yani bir yerde bir zalim mazluma zulmettiği zaman hemen oraya gidip müdahale edebiliyorduk. Osmanlı'yı güçlü yapan şey zaten buydu. Yani mazlumların duasını almasıydı. Zalim ilelebet var olamaz, mümkün değil. Yani günün birinde yıkılır. Çünkü o ah, mazlumun ahı gayretullah'a dokunur ve defteri dürülür yani. Hani gerçekten kahru perişan olur. Hiç kimse bir şey yapmasa bile kader ağlarını örüyordu derler ya hani. O ağ içerisinde sıkışıp boğulup kalır. Ne olursa olsun yani hiçbir günün birinde bir illa komutanın çıkması, efendim onu yerin dibine gömmesi filan bunlara gerek bile olmayabilir. Ama biz istiyoruz ki, Cenab-ı Hak öyle ya da böyle, bu katil sürülerini, bu Siyonist İsrail'i, terörist İsrail'i bir gün yerle yeksan edecek. Ona inancımız tam. Allah nurunu tamamlayacak. Bizi memur kılsın. Biz de oradan istifade edelim. Biz de o sevinci yaşayalım. O duyguya vakfı olalım o mücadelenin içerisine gayret sarf edelim de ahiretimizi kazanalım. Olay bundan ibaret. Yoksa Cenab-ı Hak e, yani bir rüzgar gönderir, ne bileyim bir yağmur gönderir suyun içerisinde boğar, bir ateş düşürür, bir şey olur yani. Hani katil, zalim, ilelebet, payidar olamaz. Yani var olamaz arkadaş. İlla günün birinde yok olur, yerle bir olur. Çünkü e, mazlumun ahı indirir şahı demişler. Dolayısıyla mazlumun ahı hakikaten korkulacak bir şeydir. Ama İsrail büyük bir cüret gösteriyor e, ve yok olacağı güne adım adım yaklaşıyor inşallah. Şimdi. Kurtar bizi Erdoğan. Bu çağrılar önemli. Peki Türkiye neler yapacak? Bu daha da önemli. Ee, bekleyip göreceğiz. Birleşmiş Milletleri harekete geçirecek vesaire. Türk Kudüs'ün izzetini koruyacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu önemli bir açıklama idi elbette. Şimdi e, bu hep haberin altında. Bunun adı Türkiye ihanet siyaset dünyasında da çok acayip şeyler oluyor Türkiye'de. İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul için para ödemeyeceklerini söyleyerek muhtemel yatırımcıları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren siyasetçiler bunu ancak Türkiye düşmanları yapar dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bunların maksadı Türkiye'yi yeniden batının önünde el pençe divan duran ülke konumuna düşürmektir. Ecevit'in ABD lideri Clinton karşısında 1 milyon dolar para için borç dilediği günleri hasret duyuyorlar diye konuştu. Bunlar yaşanmadı mı? Yaşandı. 1 milyon dolar. Nedir ki ya 1 milyon dolar? 1 milyon dolar. Bırak onu meteliye e, kurşun atıyordu bir ara. Gazeteci yazar İsmail Nacar Türkiye'de Türkiye'ye karşı operasyon yürütülüyor dünyanın her yerinde bir devlet taahhüt altına girmişse, iktidarda kim olursa olsun onu yerine getirmek zorundadır. Bu müsbet projeleri bu şekilde ancak Türkiye düşmanları durdurmaya çalışır, dedi. Yeni Akit Gazetesi'nin haberi. Bürütüs Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı programda skandal bir itirafta bulundu. Şunların savruldukları yerlere bakın ya. 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Babacan, 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İyi Parti ile masaya oturduğunu açıkladı. AK Partiliyken CHP'ye çalışan Babacan için bürütüs yorumları yapıldı. E ne olduğunu ifade etmiş yani kendisi. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Filistin Aksa'yı savunuyor, biz neredeyiz diyor Yeni Şafak. İslam dünyasının sessizliği ve dünyanın kayıtsızlığından cesaret alan İsrail zulmü ve işgali artırıyor. Dün İsrail polisi Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Birkaç gündür nöbet tutan on binlerce Filistinli kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudu. Dört buçuk saat boyunca Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokamayan polis geri çekilmek zorunda kaldı. Bakınız silahsız, sadece yüreğini ortaya koymuş bir e, cesur yürek, tam yani gerçek cesur yürek bu. Öyle ABD'nin filmlerinde, dizilerindeki cesur yürek değil. Esas cesur yürek bu Filistinli gençler. Ellerinde sapan yok, taş yok, bir şey yok. Sadece bedenleri var ve kafaya koymuşlar. Yani biz diyor buradan cenneti yakalayacağız yani kapısından tuttuk diyor artık yani. Biz cennetin kapısından tuttuk siz kendiniz bakın. Kendi derdinize yanın. Kendiniz bilirsiniz diyor yani. Biz burada, burası bizim imtihanımız. Biz Mescid-i Aksa'yı savunacağız ve mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi bu gençleri bile geçemedi. Bu engeli bile aşamadı İsrail. Böyle bir durum var ortada. Yani dolayısıyla bir de bizim çıkıp da şöyle bir açıklama yapsak. Dün Temel Bey de Saadet Partisi lideri Temel Bey de dedi ki yani İsrail kınamadan anlamıyor. Cuma hutbelerindeki efendim cuma hutbesinden anlamıyor. Hiç duymuyor bile. İsrail güçten anlar. Gün bir balyoz gibi İsrail'in tepesine inme günüdür dedi. Hemen Türkiye'nin bugün itibariyle mesela geç bile kalındı bir boykot çağrısı. Akabinde İsrail bu adımlarından geri şey yapmazsa, çekilmezse, Mescid-i Aksa'yı avlusunu terk etmezse, Filistinlileri hala daha bu Müslüman kardeşlerimize saldırıya devam ederse, her türlü seçenek masamızda. Bu ya ya bu ya bir kararlı duruş ortaya koysak, bu bile bir emin olun e, İsraili korkutmaya yetecek. Çünkü onların kalbinde korku var. Biz bunu biliyoruz. Bizim kayıtsızlığımızdan cesaret alıyor Yeni Şafak gazetesinin dediği gibi. Bunu da biliyoruz. Bak bir de bir taraftan da bu Hamas'ın e, efendim yaptığı hamleler maalesef siyasi bir direnişi çok farklı bir noktaya taşıdı. Yani orada bütün Batı artık utanç içerisindeyken şimdi Hamas dün 7 tane roket gönderdi ya ona sıkı sıkıya sarılıyor. Onu bahane yapıyor ve diyor ki biz İsrail'in güvenliğini sağlamak zorundayız diyor. Hamas bunu yapmamış olsaydı ya isabet ettiremiyorsun roketi. Havada zaten imha ediliyor. Attığın diğer altı rokette herhangi bir hedefi vurmuyor. Nasıl oluyorsa ben hala anlayabilmiş değilim. O zaman niye atıyorsun arkadaş bu roketi? Ya orada mübarek bir yükseliş var. Yani Türkiye tamamen sıkıştırmış vaziyette batıyı esasında. Her şey haklılık payı o kadar çok yüksek ki yani Filistinlilerin. Orada bir savunma yapılacak. E şimdi Hamas oradan roket gönderiyor. İsabet yok, bir şey yok. Elde edilen bir sonuç yok. E, e şimdi bunu Batı savunuyor. Diyor ki kusura bakmayın diyor biz İsrail'in hakkını savunuruz diyor. E gavurluğunu yapıyor, yapacak ya zaten. Onlardan da o beklenir. O zaman arkadaş akıllı hareket etmek zorunda değil miyiz hayatın her aşamasında, her kademesinde? aklı öncelememiz lazım değil mi? Aklı selim hareket etmemiz gerekmiyor mu? Yani bir de dünyanın gerçekleri var, bunu biliyoruz. Müslüman akıllı olmak zorunda, zeki olmak zorunda. Ve bu aklı kullandıktan sonra, aklının yettiği, yetebileceği hamleleri yaptıktan sonra hem kavli duayla hem fiili duayla Cenab-ı Hakk'ın yardımını isteyecek, talep edecek. Cenab-ı Hak da ona bunu bahşedecek. Çünkü doğru zamanda doğru adımları atmış olur o zamana kadar. Sadece şöyle bir ilahi hareket, güç, kuvvet arkadan şöyle destekleyiverecek. Bu başka bir şey değil. Yani Türkiye'de, bilmiyorum, pek çok tarihçimiz var, hocalarımız var. Bunlar anlatsınlar biz de bilelim nasıl hazırlanıldı. İslam bir savaşa nasıl hazırlanır? Yok sadece tamamen duyguyla mı hareket eder? Yoksa hayatın şartlarını, kurallarını görür, inceler, analiz eder. Ne yapmamız lazım? Nasıl hareket etmemiz lazım? Her şeyi bir kenara bırak, sadece Hendek Savaşı'nı bile incelesek nice madde çıkarırız yani nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmamız gerekiyor, işte nasıl hareket edilir. E bütün bunları yapacağız. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteyeceğiz. Çünkü elimizden gelen her şeyi, çabayı daha ortaya koymuş değiliz. Yani benim aklıma şu anda ne geliyor? Hızlı bir boykot çağrısı ve gerçek manada ama gerçekten bir boykot kararı. Bunu illa devletin açıklamasına gerek yok. Bizim de kendimizin sosyal medyada bir dünya takipçisi dolu olan kişi var. Yani onlar çağrıda bulunabilirler. Böyle bir şeyde insanlar da buna uyarsa fevkalade güzel bir durum ortaya çıkar. Bu genelde itibarsızlaştırılıyor birileri tarafından. Bunu yapanların da kim olduğunu biliyoruz. Onlar da e, ya işbirliği içerisinde ya da doğrudan bağlantılı bu siyonistlerle. Çünkü boykotun itibarsızlaştırılabilecek hiçbir şeyi yok. Çok güçlüdür. Ancak biz gücünün farkında değiliz. Sadece biz kendi tercihlerimizi maalesef vazgeçemiyoruz. Yani bu noktada daha çaba göstermemiz lazım. Hiç değilse diyorum, yani Olabildiğince ne kadar kaçınabiliyorsak bu efendim yabancı menşeili malları, ürünleri tüketmek konusunda ne yapabiliyorsak, ne kadar yapabiliyorsak yapalım ya. Yapalım yani soframıza koyduğumuz ürünlerin, üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin olabildiğince yerli ve milli olanını tercih etmeye çalışalım. Yani zaten o Vay şu markaymış üf bunu alalım bak bu çok iyiymiş falan filan değil. Ben şimdi sana tutup da git telefonda şöyle yap böyle yap demiyorum. Ya da dijital cihazlarda bilmem nelerde. E, niye? Kullanacaksın bunu iş yapacaksındır bilmem ne yapacaksındır falan filan. Orada bile yapabiliyorsan yap. Hani iyice ilerledi artık eskisi gibi değil. Ama hiç değilse ufak tefek ürünlerde dahi tercihimizi o yönde yapalım. Yani bu bile bir duruştur duruş. Bizim bir duruşumuz yok maalesef. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasından bu şekilde böyle efendim tüm zalimler gibi helak olacaksınız diyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta. Türkiye genelindeki tüm camilerde Kudüs için selalar okundu, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'e ey zalimler azgınlıkta sınırları aştınız, Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak diye seslendi. Erbaş'ın ikinci mesajı da zulme Siz kalan İslam dünyasına oldu. Hala bir araya gelmeyecek misiniz? Gafletten ne zaman uyanacaksınız? Dedi. Bu şekilde... Askerden 3. muhtıra düzeni sağlayın yoksa biz geliriz. Fransa'da 14 Nisan'da 16 emekli general, 21 Nisan'da 20 emekli general ve 100 muvazzaf iç savaş ve kaos tehdidine dikkat çeken bildiriler yayımladı. Şimdi de her rütbeden askerlerin bulunduğu grup Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallerden iç savaşın önlenmesini istedi. Bildiride eğer iç savaş patlak verirse ordu düzeni sağlar denildi. Fransa'da diken üzerinde. Zaten Macron'un İslam düşmanlığını körüklemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Olabildiğince oradan oy devşirmeye çalışıyor. Yeni Şafak'tan paylaşacaklarımız böyle. Sabah gazetesine geçelim. Bu arada şöyle bir iki mesaj var onları okuyalım. Çocuklarımıza, dostumuzu, düşmanımızı onların anlayacağı bir dilde anlatalım. Zaman boşluk kabul etmiyor. Rabbim gafletten uyanıp boykot yapmayı da becermeyi nasip etsin. Amin demiş Merter'den ilk Cemre teyzemiz göndermiş. İsmim Ferudun Çelebi. Allah razı olsun. Ben de yıllardır aynı düşünceyi paylaşıyorum. Boşu boşuna kınama yapmasın kimse. En büyük kınama boykot. Tüm İslam ülkeleri boykot yapsın bakalım. Nasıl geri adım atacak Yahudiler? Yahudi için her şey paradır diyor. Noktasına virgülüne kadar doğru. Budur. Yahudi için her şey paradır. Parayı daha çok severler. Bak dinlerinden bile daha çok severler parayı. Çok severler. O yüzden arkadaş ya biz yapabileceklerimizin farkında değiliz daha. O vizyona sahip değiliz herhalde. Anlayamadım ben yani bu işi. Rabbim ferasetimizi artırsın. Yani bir, dolayısıyla bizim bir an evvel e, böyle bir sistematik bir şekilde bu boykotu e, bir yıl sürdürebilsek ya bir yıl. Hadi bir yıl çok uzun. Altı ay sürdürebilsek bile emin olun zaten pandemiyle birlikte iyice daralan şeyi tamamen büsbütün sona erer. Ne olur ya altı ay bir şey tüketmesen ne olur yani? Ne olur tüketimini azaltsan hem kendin de kâra geçersin. Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz o zaman. Abdülkadir değil mi? Türkiye Gazetesi masum sivillere İsrail bombası diyor. Terör devleti vahşeti 20 şehit. İsrail dün gün boyu yine mescidi Aksa'ya saldırdı. Akşam saatlerinde de Gazze'ye bomba yağdırdı. Kana doymayan İsrail, Mescid-i Aksa ve çevresinde bulunan Filistinlilere bomba, gaz ve plastik mermi attı. 331 kişi yaralandı. İsrail uçakları daha sonra Gazze'deki sivilleri havadan vurdu. 9'u çocuk, 20 masum şehit oldu. 21 oldu bu arada bu. 65 kişi de yaralandı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü El Kisvani Hoparlörden nerede Selahattinler? Yahudiler bedenimizi çiğnemeden hareme giremez diye haykırdı. Manşet bu şekilde Türkiye Gazetesi'nin. Bayrama umutlandıran rakamlarla giriyoruz. Virüsün ateşi düştü. Salgının üreme kat sayısı ve test pozitiflik oranı düştü. Hedefe ulaşmamız az kaldı. Tam kapanmaya yakın tedbirlerin devreye girmesinden bu yana vaka sayısında ve özellikle virüsün yayılım hızında gerileme yaşandı. Salgının üreme kat sayısı aylar sonra birin altında seyrediyor. Test pozitiflik oranı da 3 ay sonra ilk defa %6'lara geriledi. 17 Mayıs'a gelindiğinde günlük vakanın 8 bin lira ineceği tahmin ediliyor. Böylece 100 bin nüfusta vakayı 100'ün altına çekme hedefi tutacak. 14-15 Mayıs rakamları normale dönüş adımlarını belirleyecek. Aşıdaki tedarik sorunu da çözüldü. En yoğun aşılama Haziran'da olacak. Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı, yarın hemşireler günü. Pandemide cepheyi hiç terk etmeyen isimsiz kahramanlar yaşadıklarını anlatırken dertliydi. Gece balkondan bizi alkışlayan komşum ertesi gün benimle aynı asansörde yukarı çıkmak istemedi. Demiş. <laughs> ya iyi de yani aynı asansörde çıkmak istememesi çok normal değil mi mesafeyi sağlamak için? Yani işi çok da dramatize etmenin anlamı yok. Ee, Allah onlardan razı olsun. Bütün hemşerilerimizin, doktorlarımızın yar ve yardımcısı olsun ama insanların da bir psikolojisi var. Dolayısıyla mesafe, maske çok sayıda bu vurgulanıyor. Siz değil yani başka biri olsa yine aynı şekilde o asansöre beraber binmeyi o dönemlerde hele elbette istemiyor oluşu çok normal yani. Hani buluttan nem kapmayalım. Hakikaten yani herkes perişan durumda. Bu pandemiyle beraber e, herkes çok yara aldı. Hepimiz dertliyiz, hepimiz sıkıntılıyız. Elbette hemşirelerimiz, doktorlarımız daha büyük dertli, daha büyük sıkıntılı. Ama bizim milletimiz onların da kıymetini bilir, saygı gösterir. E, ki bu şey değil ama birkaç böyle olumsuz vaka hiçbir zaman genele kalmamış. E, yansıtılmaz, yansıtılmamalı. Dolayısıyla hala daha doktorumuza da, hemşiremize de gerekli ilgiyi, sevgiyi, saygıyı gösteren bir millete sahibiz. Bu olumsuzlukları konuştukça olumsuzlukları büyütürüz. Bunlar yani ben isterim ki hatta bu tür olaylar hiç televizyonlara bile verilmesin, yansıtılmasın aslında. Yani maalesef potansiyeli olan kişiler ee, şiddete meyyal kişileri daha da tetikleyici ve aktif hale getirici durumlar ortaya çıkıyor. Benim görüşüm bu ee, açıkçası. Hemşireler günüymüş yarın. Hemşirelerin hemşireler gününü tebrik edelim efendim. Biz de buradan. Türkiye Gazetesi'nin e, bir haberi var. Bak beton yaylası diye sis, sis daha işgal altında Trabzon'un tabiat harikasını rengarenk çiçekler yerine binalar kaplamış. Çok kötü ya. Doğu Karadeniz'in incisi 2182 rakımlı Sis Dağı yaylası kaçak yapılarla kuşatıldı. Tabi güzellikler talan edildi. Yayla şehirdeki sitelere döndü. Bölge halkı havası tertemiz olan baharda çiçeklerin donattığı yayla artık yok. Burasının 82. vilayetten farkı kalmadı diyor. Ya biz kendimize ediyoruz hakikaten. Biz ne yaparsak kendi elimizle yapıyoruz kendimize maalesef. Başkasına lüzum yok zaten. Dolayısıyla doğayı da, çevreyi de yerleşmeyi bile bilemiyoruz bir yere. Yani kapış, sandalye kapma yarışı var ya çocukken oynatıyorlar yani. Onun gibi kapış kapış her şey. Akşam gazetesine aşı etkisi manşeti yer alıyor. 2 doz aşı yapılanların 18 yaş üstü nüfusa oranı 61 ilde %20'nin üzerine çıktı. Vaka düşüşü hızlandı. Kısıtlamayla birlikte artan aşılama normalleşmeye yönelik umutları artırdı. 2 doz aşı olanların 18 yaş üstü nüfusa oranı Türkiye genelinde %17.18'e çıktı. En yüksek orana %27.6 ile Çanakkale'de ulaşıldı. Çanakkale'yi %27.26 ile Balıkesir, sonra Edirne. İstanbul'da bu oran 14.41'miş. Ankara'da %19.73, İzmir'de %20.94 oldu. Hedef Temmuz'un ilk haftası aşılamayı tamamlamak deniliyor. İstanbul'da vaka düşüşü %32'lere ulaşmış. Biraz İran'da yeniden kontrollü normal düşüş devam ederse biraz İran'dan itibaren Türkiye yeniden kontrollü normalleşmeye geçecek. 17 Mayıs 1 Haziran hafta sonu ve gece yasağı gibi kısmi kısıtlamalar devam edecek deniliyor. Kudüs davanızda yanınızdayız demiş akşam gazetesi de sağ sütunda yer alıyor haber. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırıları ile ilgili Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Büro Şefi Heniye ile görüştü. Çavuşoğlu Riyad'da gündem Kudüs, 5 ülkeyle diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 2 günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a gitti. Çavuşoğlu ayrıca İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile İsrail'in saldırılarını konuştu. Dizeli terk ediyoruz diye bir haber var. Türkiye'de dizel otomobil satışları bu yılın ilk 4 ayında Geçen yılın aynı dönemine göre %10.3 düştü. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları %200'ün üzerinde arttı deniliyor. Akşam gazetesinin bir haberi sporu takip edenler vardır diye aktarıyorum. Şampiyon bu gece çıkabilir. Tüm maçlar 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe Sivas, Galatasaray Denizli karşısında puan kaybeder. Beşiktaş Kara Gümrüğü yenerse şampiyon Beşiktaş olacak. Aksi durumda şampiyon Cumartesi'ye kalacak denilmiş. E, çoğu kişinin görüşüne göre de Beşiktaş bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek şeklinde görüş bildirmişler efendim. Spor takip etmek isteyenlere bu haberi de biz aktarmış olalım. Akşam gazetesinden sonra milada geçelim. Onurunuz nerede diyor Milat gazetesi de Mescid Aksa şeyhi hoparlörlerden İslam dünyasına haykırdı. Hani Selahaddinler bazı Arap ülkelerinin köle olmaya çalıştığı İsrail Mescid Aksa'da Filistinlilere saldırdı. 305 yaralı. Şeyh Kisvani nerede onurunuz? Mescid Aksa saldırı altında. Bedenlerimizi çiğnemeden hareme giremezler dedi. İsrail helak olacak. Tüm Türkiye'de Kudüs için camilerden salalar okunduğunu kaydeden Erbaş, İsrail'e seslendi. Ey zalimler, siz helak olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız, dedi. Mehmetçik Kudüs'e diye bir başlık var. İsrail barbarlığı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun daha önce Filistinlileri korumak için Türk askerinin de içinde olduğu İslam dünyası barış gücünün Filistin'e gönderilmesi konusunu gündeme getirdi. Çavuşoğlu bunun için uluslararası temasların başladığını duyurmuştu. Milat gazetesinin ilk sayfasından fitrenizi unutmayın başlığını da okuyalım. Halen daha eğer fitrenizi vermediyseniz efendim acele edin. Bugün bu işi bitirin. Yarına da kalmasın hatta. Sadakayı fitir. Ramazan-ı Şerif'in sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala malik bulunan her Müslümanın vermesi vacip olan bir sadakadır. Diyanet bu yıl fitre miktarını asgari 28 lira olarak belirledi, hatırlatmasını yapmış. Evet, Milat Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu şekildeydi ve bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yarın inşallah yine saatler 08'i gösterdiğinde burada bu ekranda ve bu frekansta olacağız inşallah. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun inşallah güzel haberler alırız gün içerisinde ve güzel haberler aktarırız.